Selamun aleyküm bima sabertüm fe ni'me ukbeddar. Selamun aleyküm tıptım fedhulüha halidin. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Miftahul cennet, cennetin anahtarı. Cennet selamlarıyla selamlıyorum. Efendimizin hemen şeyine, müjdeleyin, korkutmayın. Allah'ımızın kulları bunlar. Cenab-ı Hak buyuruyor. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Adem evlatlarını biz mükerrem yarattık buyuruyor Allah'ımız. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Ya, insana hürmet etmek lazım. Hazreti insan, büyük evliyalar insan derken Hazreti insan der. Biz gaflet, alimlerin gafletleri oldu. Onlar o hale düştüler. Alimler, evliyalar, hepimiz tevbe ederek günahlarımızdan tevbe, Allah'ımızın emirlerini yaşamaya niyet ederek, Allah'ın kullarına şefkat ederek, ben filan camide kardeşlerimiz hepsi geldiler, içkili yerlerden geldi, boşaldı oralar, cami doluverdi. Sizin yanınıza kadar da gelmek nasip oldu. Lütfen biraz bizimle şöyle bir hareket. La ilahe illallah Muhammed Resulullah söyleyin. Allah bütün günahlarımızı affedecek. Sizin şerefinize beni de affedecek. Ben o zamanlar öyle söylüyordum yani. 52'den 79'a kadar 4 kere gitmek nasip oldu Avrupa'ya. İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika, Almanya'da daha çok vakit geçiriyoruz. 4-5 ay oralarda gezip geri geliyoruz. Medine'ye böyle öyle Mekke mükerreme oradaki oturum şartları 6 aydan evvel dönmesi lazım. Bir yerlere giderse bu şekilde Japonya'da gidiyordum. Oradan da 3-4 ay geri dönüyorum filan. Siz buralarda biz de sizi ziyarete geldik. Allah'ımız insanlar söz dinler buyuruyor. Peygamberimiz söz dinler siz söyleyin buyuruyor. Ziyaretinize kadar geldik. Lütfen mübarek camilerimize buyurun. Cami açık orada şimdi. Hocalarımız vaaz ediyorlar. Biz size hürmet ediyorum. Allah'ımızın kullarısınız. Peygamber Efendimiz ümmetlerisiniz. Allah deyince hemen siz de diyorsunuz. La ilahe illallah Muhammed Resulullah söyleyin. Allah beni de affedecek diye bunun için söyledim. Sizin gibi yerlere gelmedik. Ben 40 senedir vaaz ediyorum. O zamanlar daha 40 sene yine 40 sene 50 sene vaaz ediyordum. Sizlere gelmedik. Size geldik. Siz de gelirseniz, siz de beraber la ilahe illallah Muhammed Resulullah söylerseniz sizin şerefinize Allah bizi de affedecek. Bir kere la ilahe illallah Muhammed Resulullah söylemek Allahu Ekber. Allah bütün günahları affediyor. İmanımız tazeleniyor. Her sıkıntıdan kurtulur. Her Allah demeden. Yani Allah'ımız böyle buyuruyor ya. Bu davetler Peygamber Efendilerimizin davetleri. Sahabe efendilerimizin, dinimizin aslı Kur'an-ı Kerim. Ne kadar hürmet ediyoruz değil mi? Kur'an'ımız en başa asarız, en yüksek şeylere koyarız Kur'an'ımız. Başka kitaplar da olsa onu Kur'an'ı en üste. İşte Kur'an'ımız bize okumayı emrediyor. Dersin başında bugün okuma, okutma. Allah Teala Hazretleri hepimizi lütfiyle affı mağfiret eylesin. Peygamber efendilerimizin davetlerine düşünerek biz de davet etmeyi. Firavun'u davet ediyor Hazreti Musa Aleyhisselam. Biliyorsunuz evinde Allah büyüttürdü. Firavun'un evinde büyüttürdü. Davet ediyor. Firavun kabul etmiyor. Fatih Camii imamından bir vaazda dinledim. Onlar biz oradan buradan derledik, toparladık. Şimdi size söylüyor. Siz de başkalarına. Evet. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Musa Aleyhisselam'a haber gönderiyor Firavun. Gelsin diyor. Musa Aleyhisselam gelsin. Davetini kabul edeceğim. Filan yerdeki evim, sarayımın kapısından gelsin içeriye. Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam'la beraber Allah Teala Hazretleri korkma buyuruyor. Korkma. Git
yumuşak sözlerle Firavun'u davet et. Korkma. Musa aleyhisselam. İnnenâ nehâfû. Nehâfû. Biz korkarız ya Rabbi. Ya. Cenab-ı Hak buyuruyor. La tehâfâ. İnnenî ma'akumâ. Esma'u ve erâ. Allah. Ben sizinle beraberim. Korkma. Korkmayın. Gidin. Sizinle beraberim. Davetinizi eşitiyorum ve görüyorum da size de ben yardım edeceğim. Her davet edene Allah Teala Hazretleri böyle yardım eder. Yalnız incelikle, yumuşaklıkla karşımızdaki Allah'ın kulu diye. Allah hidayet eder. Kabul etmezse şehit sevabı. Davet edip de kabul etmezse şehit sevabı. Yalnız bu davet acayip bir davet. Kapıya kadar gelmiş Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselamla kapıyı vurmuş. Kapıyı açmışlar. İkisi içeri girince kapıyı şangadan kapatmışlar. İçeride hayvanlar, yırtıcı hayvanlar. Bahçesine onları toplamış aslanlar, kaplanlar, kurtlar. Bütün yırtıcı hayvanlar. Yukarıdan seyredecek şey. Bunlar parça parça yapacaklar. Dam deriz biz. Sutuh diyorlar Arabistan'da. O kasrın dam var. Damdan hazırlamış adam. Firavun hazırlamış bu şeyi. Bu hemen hücum edecekler bu şeyler diye. Arslanlar bir sıra olmuş. Kaplanlar ikinci bir sıraya durmuş. Kurtlar üçüncü bir sıraya durmuşlar. Bugün peygamberler bize geldi. Hürmet edelim diye sıraya gelmişler. Hep bunlar Kur'an'ımızın tefsirlerinde mevcut. Fatih Camii başimamı Hacı Mustafa Efendi Hazretleri her namazdan 15 dakika önce, geç kalırsa 10 dakika önce de olsa Fatih Camii'nde vaaz ederdi. Biz de koşar dinlerdik böyle. Allah'a şükürler olsun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cennetin anahtarı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Şeyler, aslanlar geriden bir şöyle yapıyorlar. Geçiyor. Selam verip başını eğiyor, geçiyor. Yaklaşmıyor, korkutmasın. Allah, Allah, Allah dede bak neler görürsün. Allah. İkincisi böyle selam şeyler gibi. Japonlar böyle selam veriyorlar birbirlerine. Böyle geçiyor, geçiyor. Onlar bitiyor. Kaplanlara sıra geliyor. Selam. Sanki diyorlar ki peygamberler insanlara giderdi. Bugün bize geldiler. Hoş geldin ya Musa aleyhisselam, ya Harun aleyhisselam. Selam verip geçiyorlar. Selam verip geçiyorlar. Kaplanlar bitiyor. Ondan sonra kurtlar sıraya geliyor. Yukarıdan seyrediyorlar. Parça parça edecek diye yapmışlardı. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah Ekber. Allah her şeyden kuvvetli. فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمَ الرَّاهِمِينَ Allahu Ekber. Allah فَاللّٰهُ خَيْرًا حَافِظًا Allah muhafaza edenlerin en hayırlısı. وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاهِمِينَ Erham, rahim, şefkat. Allah Teala Hazretleri bu kadar ikram ediyor. Ondan sonra tabii aslanlar yerlerine gidiyor. Kaplanlar, kurtlar yerlerine gidiyor. Musa Aleyhisselam'a diyor ki senin sihirbaz olduğunu biliyordum ama bu kadar, bu derecede bilmiyordum. İnat ediyor yani. Ya, mucizeler. Bu zamandaki insanlar arıyorlar şimdi. Bu turistler memleketlerimize geliyor, İslam memleketlerine, camilerimizi geziyor daha çok. Mevlana'ya gidiyor. Mevlana Hazretleri
gelsin buyurmuş. Gelsin, gelsin, kafiri, putperestisi, mecusisi gelsin. 100 kere tevbe edip tevbe edenler de gelsin. Ya böyle. Bu Allah'ımızın emri bu. Hadi ayeti okuyayım size. Okudum çok. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَشْرَفُوا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Bizde namazlardan sonra tesbihler çekiliyor da cenaze olduğu zaman müezzin efendiler bunu okurlar. Cenaze var. İnna Allaha yağfiru zunube cemia. Allah bütün günahları affeder. Ey insanlar, Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları affeder. Allah rahim ve gafur ve rahimdir Allah Teala'sıdır. Affeden, affedici. Ya şimdi memleketimize geleceklere inşallah. Hatta işte bak Japonya'da da camilere geliyor. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dedirdikten sonra hemen bir yakınında bir camiye imamlara soruyor. Bize telefon ediyorlar. Her yerde insanlar bu zamanda işte bunu tekrar ediyorum. Bu söz çok mühim. Japonya 130 milyon 17 milyon dışarı çıkıyor. Yani bana da daha ben azaltamadım. Azaltmak lazım. Az yiyorlar. Çok çalışıyorlar. Çok geziyorlar. Bu hepsi İslam'da yani. Gezdikleri yerlerde ilim de öğretiyorlar. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah da söylüyorlar. Müslüman olup sonra bize geliyorlar. Size söyledim. Tekrar tekrar söylüyorum bazı kelimeler yani. Evet 17 milyon dışarı çıkıyor. Geziyor. Mevlana'ya gidiyor. Orada bazı gençlerimize söyledim. Camiler, şeylere, dükkanlara verin böyle. Kelime-i tevhid, bu kelime-i tevhid ve bu kitaplar. Bizden isteseniz göndeririz biz şeyden. İslam merkezinin. Burada adresimiz var. Göndeririz yani bunları. Bunlar dükkanlarınızda onar 20'şer dükkanlarda bulunsa Sultanahmet'te söyledik dükkanlara aha biz veririz dediler. Misafirler bize çok geliyor. Veririz. Şimdi onlar veriyorlar. Orada otellere geliyorlar. Sultanahmet'te. Mevlana'da. Peri bacaları en çok kışın daha çok gidiyor diyorlar hatta. Yani orada peri bacalarına gidilse efendim verilse tamam. En azından biz vazifemizi yapmış oluyoruz yani. Hatta o bizim davet müdürümüz de şeye gittik de Gifo'da Fatih Camii ismi koydum acizane. Fatih Camii olsun buranın ismi dedim. Oraya gittiydi bizimle beraber. Orada ağlayarak şunu söyledi. Ey Müslümanlar! Ey Müslüman Türkler! Sizin ecdadınız asırlarca bu İslam'a hizmet etti. Siz burada, biz de sizinle beraberiz. Japonlar dese ki, Ya Rabbi bizim memleketimizde yaşadılar, bizimle beraber çalıştılar, bizimle beraber yediler, içtiler de bizi davet etmediler derse ne deriz biz? Ne cevap verebiliriz? Bunlar da Ya Rabbi bizimle beraber oldular ama davet etmediler bizi. Davet edince de çok iyi oluyor yani. Bir şehire gittik. Tokyo'dan Fuji Dağı var. Fuji Dağı. Fuji Dağı'nda orada bir toplantı yaptılar. Gittik. İslam toplantısı yapıyor kardeşlerimiz. Öyle davetler oluyor. Bir de dinler toplantısı yapıyorlar. Bizi davet ediyorlar. Ezan okuyoruz. İki rekat namaz kılıyoruz. Sonunda 10 kere La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Herkes söylesin diyoruz. Söylüyor bizimle beraber. Sonunda ben özür diliyorum. Efendim programınızdan biraz fazla yaptık biz. Özür dilerim. Affedersiniz filan. Yok. En iyisi o tevhid oldu. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Böyle güzel sesle hepimiz, bütün Müslümanlar bizimle beraber. Müslümanlar orada bizimle beraber, namaz kıldık beraber. Programın en iyisi bu La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah oldu.
diyorlar. O zaman 3 kere 5 kere söyletiyoruz. Bütün o ol men Muhammed, ol ve men Fatıma. Bütün erkekler Muhammed. Bütün hanımlar da Fatıma. Başka bir toplantıda hadi bakalım şey yapıyorlar. Yapın bir şey böyle. Nereye gitsek o şeyi, o tevhidi burada da yapın diyorlar. Tüccarlar toplantısı oluyor, şeyler oluyor. Fuji Dağı. Fuji Dağı'na tapanlar da var orada. En Japonya'nın en büyük dağı. Kar daima oluyor şeyde. Yazın da oluyor. Ama ben işte biraz delilik var. Ama Allah aklımızı muhafaza eylesin. Akıl, iman, edep de çok mühim. Ben orası çok hoşuma gitti. Bu dağa geliyorlar, dağa ziyarete geliyorlar. Ben diyorum bu dağın başına bir tane İslam Üniversitesi. Ana okulundan İslam Üniversitesi'ne kadar buraya bir tane kuralım diyorum. O Pakistanlı tüccarlar seviniyor, gülüyor. Diyorlar ki bak kalbinde nesi var bunun hocam, ne kadar düşünüyor. Orada 12 ay efendim, sene kaç aydı sene? 12 ay değil mi? 12 ay orada kar bulunuyor. Hocam orada çocuklar üşürler diyorlar. Ama hocanın kalbindeki şeylere bakın diyorlar. Ya Allah. Orada geziyoruz, gezdiriyorlar bizi. Gezdirirken bir boş yer görüyorum. Bir fabrikanın önünde boş yer. Ha burası cami olsa. Şuraya bir cami yapalım. Buraya bir cami yapalım. Beni arabasında gezdiren sen ne istiyorsun? Ne istiyorsun sen? Ne yapmak istiyorsun? Cami istiyorum. Benim evimi alıver dedi vesselam. Refik Han ismi. Pakistanlı araba ticareti yapıyor. Evini verdi. Evine başladık namaz kılmaya. Fuji Dağı'nın altında bu. Numazu diye istasyon var. Oraya yakın. Davet ediyoruz. Geziyoruz. Oraya cami yaptık. 5 vakit namaza başladık. Hadi yürüdük şimdi şeye gideceğiz. Kobe'ye. Kobe Camii. En ilk yapılan cami. Biz Tokyo Camii'nden geldik. Japonya'da Tokyo Camii. Kobe tarafına. Yollarda bütün müesseselere, onlar tanıyorlar birbirlerini ticaret yolunda, evlenmişler. Evlenenler daha kolay ticaret yapıyorlar, çalışıyorlar. Gidiyoruz, kaldığımız yer, burası cami olsun. Peki diyorlar, Müslüman söz dinliyor yani. Burada 5 vakit namaz kılın, cuma namazı da kılın. Biz size hoca da getiririz diyoruz. Onlar diyorlar, bize Türkiye'den hoca, Türk hocası getirin. Çocuklarımıza Kur'an öğretsin. Dil istemeyiz. Dile lüzum yok diyorlar. Sadece Kur'an öğretmek için Türk hocası getirin. Onlar söylediler bize böyle. Japonya'da. Tokyo şeyde Kobe şehrine gidinceye kadar yolda 10 cami daha yapıverdik. Vesselam. Hani böyle böyle. Oluyor bunlar ama işte Rusya daha da mühim. Camiler yapmışlar. Ezanı bilmiyorlar. Oralara tüccar kardeşlerimiz efendim iki tüccar ya iki tüccar yan yana gelip iki de hoca alsınlar yani oraya hediye bırakırsınız. Orada yemek de var, para da var oralarda. Sizin de ticaretiniz mübarek olur inşallah. Şimdi bir Ankara'da bir tüccar kardeşimiz bal tüccarı. Ben yakında gideceğim. 1 ay sonra filan inşallah Japonya'da o gelecek. Oradaki şeyleri bizim Pakistanlılar, Hindistanlılar, Bangladeşliler Türkiye'yi seviyor. Türkiye'nin her şeyini seviyor. Türkiye'den gelmiş et, ha bu helaldir diyorlar. Hiç onda şüphe yok. Türkiye'den geldi. Et helal. Pastırma, efendim, pastırma çok seviyorum da o hemen önüme şey geldi. Sucuk, pastırma, başka çeşitli duran etler oluyor. Bizim Türklerimizden de oralarda. Helal food diyorlar, şeyler açtılar. Bakkal dükkanları açtılar. Türk malını severek alıyorlar. Türkiye'den, ha helal. Türkiye'den geliyor Türkiye, İslam memleketi. Helal. Hiç şüphe etmiyor. Etinde, şeyinde öyle. Bunun için şimdi ben oradaki kardeşlerimizi de tanıştıracağım. Bazıları hem imamlık yapıyor, hem ticaret yapıyor. 2-3 şehirde ticaret yerleri var. 5 vakit namaz nerede bulunursa kıldırıyor. Cuma hutbeleri okuyor. Ben gittiğim zaman bana vaaz ettiriyor. Mübarek camilerde. O camilerde misafir olmak da var. İşte
işte camilere gitmek zaten sünnet. Hemen oradaki hocalarla, Müslümanlarla şey yapıp biz efendim burada bu gecede misafir olacağız diye. Diyanetimizin hürmeti var. Camiler temiz olur. Ona da biz de hürmet ederiz. Ama yeni yapılan şeyler, biz camilerde o yeni teşkil ettiğimiz mescitler, küçük mescitler, oralarda gençler Türkiye'mizden gelen, vizesiz geliyorlar, kolay geliyorlar. Orada iş arıyorlar. Kimisi evlenmek için hanım arıyor, kız arıyor. Tanışıp evlenecekler. Biz de onlara diyoruz, siz camilerde bizimle misafir olun. Gece teheccüd namazına kalkalım. Teheccüd vaktinde Allah'tan isteriz. İşleriniz kolaylaşır. İş bulursunuz, ticaret yaparsınız, evlenirsiniz. Bekarlar için söylüyoruz bunları. Bekar gelen şeyler. Tunuslular şeysiz geliyor. Efendim, vizesiz geliyor. Türkiye vizesiz gidiyor. Oraya kadar gelince camilerde, otellerde pahalı zaten. Onlara kolaylık olması için ya şeyle gelenler vardı. Elhamdülillah. Top oynama oldu da. Top oynama şeyde, Tokyo'da top oynama. Onunla gelenler beni gördüler. Gelin gelin, ben sizi camilerde misafir ederim. Camilerde misafir ettik. Onlardan elhamdülillah evlenenler var şimdi orada. 3-4 tane çocuklar olanlar var. Topa bakmaya gelmişler. Evleniverince orada temelli. Zaten 3 ay kalabiliyor da 3 ay sonra dönmesi lazım. Hükümetlerin kanunlarına hürmet ederiz. Yalnız 3 ay kalabiliyor yani. 3 aydan 2 gün evvel çıksa olabilir. Böyle onlara gece teheccüd namazı, babamın hocası da teheccüd namazını cemaatle kıldırırdı. Şeyh Nazım Efendi de öyle cemaatle. İşrak namazları, hacet namazları. Cemaatle kılınan namaz daha da sevaplı. Namaz kılıyoruz, gece dua ediyoruz. Ya Rabbi bu gençlerimizi hayırlı rızıklar ver, hayırlı işler ver, hayırlı eşler ver. Evlenme ihtiyacı olanlara devamlı ben dua ediyorum. Cenab-ı Hak hayırlı eşler versin, hayırlı işler versin. Ya hayırlı işler, hayırlı eşler. Ya hanımı vefat edenler ne kadar sıkıntılar çekiyor. Ben Medine Münevvere'de vaaz ederdim de öyle derlerdi. Hocam sen ne diyorsun diyor. Nerede? Benim hanımım vefat etti. 10 senedir evlenemedim. Benim gibi 40 kişi var köyümüzde. Köyde sadece hanımı vefat edip de evlenemeyen 60 da dul hanımlar var. Kocaları vefat etmiş. Evlenmiyorlar. Ya hocam nelerden bahsediyorsun diyor. Ya bunlar hiç olmazsa birer tane alsınlar yani. Hadi 2-3 demiyoruz yani. Birer tane. Gençler birer tane. Zaten birer tane Allah'ın emri. 3-4 idare edemezseniz birine dikkat edin diye. Biri de yapmıyorlar yani. Kocası ölmüş evlenmiyor. İşte bunlara hep nasihat etmek lazım. Nikahlı ibadet daha çok kabul. Hep büyüklerimizden böyle eşitiyoruz. Alimlerden, büyük, meşhur alimlerimizden birisi, hanımı vefat etmiş, kabristanda söylüyor beni evlendirin. Efendim neden bu kadar acele ettiniz? O nikahlı gitti, ben de nikahlı gitmek istiyorum. Belki evime gidinceye kadar ölüverirsem, nikahlı ölmek istiyorum ben. Lütfen bana açayım, ben nikahlı öleyim. Allah ömür verir. Evlenirse de ömür verir Cenab-ı Hak. Yani bunlar azar gibi olmasın Müslümanların evlenmek istemeyenlere. Ya ibadet daha çok kabul oluyor. Nikahlı olunca daha çok kabul. Ya. O da şey, hatta bizim köylerimizden ben eşittim. Birisinin kocası vefat etmiş. Birisinin de hanımı vefat etmiş. O kocası vefat eden hanım 4 ay bekleyecek. 4 ay 10 gün bekleyecek. Bekleme şeyi var. Erkek hiç beklemeye lüzum yok. Hemen evlenebilir. Hemen evlenebilir. Birisi ona dünür gidiyor ikinci köye. Böyle eşittim ben de. Onun için bu güzel bir şey söylemek iyi. Fayda olur inşallah. Diyor ki filan adama Allah'ın emriyle sizi istiyoruz abla. Efendiniz vefat etti. Vaktiniz de doldu. 4,5 ay oldu şimdi. Bu istiyor. Diyor ki beni köylülerimiz ayıplar. Bu ne kadar acele etti evlenmeye, kocasından bu kadar mı rahatsızmış derler, beni ayıplarlar.
diyor hanım, imanlı hanım. Ben diyor pazara giderken siz beni kaçırın. Başkası işitmesin bunu diyor. Ben televizyonda söylüyorum ama başkalarına nasihat olsun inşallah. Köylülerimizden kimse işitmesin bunu. Ben pazara yalnız giderken beni bir arabaya, buyur bir yere gideceğiz deyin. Evlendireceğiz de deseniz ben onu da kabul ederim. Alın götürün beni. Öylece mübarek evlendiriyorlar. Onun evine de şey geliyor. Çocuklarına da yine evladım diye evvelki çocuklarına, evvelki hanımdan çocuklarına. Yani bazen de bazıları çok itiraz ediyor, şey yapıyor filan ediyor. Ama sonradan gelen hanım çocuklarına daha da iyi bakıyor. Çocuklarına. Efendimin evlatları benim evladım. Kol kanat açıyor. Terbiyesinde, her şeyinde Allah'ın, Efendimizin her sünnetinde iyilik var. Mübarekler yani. Her sünnetinde hemen iyilikler gelir, rahmetler gelir. Güzel ahlaklı dinleyenler, seyredenler. Ya. Allah Teala Hazretleri hepimizi affı mağfiret eylesin. Rızasına muvafık ameller yapmaya nasibi müyesser eylesin. Göçenlerimize, göçeceklerimize Allah rahmet eylesin. Biraz da dua edelim. Muhtasar. Amin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidil Arab vel acem, seyyidil evvelin vel ahirin, seyyidina Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbena zalamna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel khasirin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Rabbena amennâ bima enzelte ve tebaanel rasûle fektübnâ ma'a şahidîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Rabbena inneke câmi'un nâs liyevmin lâ raybe fîh. İnnallâhe lâ yuhlifül mi'âd. Ya evvelel evvelîn ve ya âhirel âhirîn ve ya zel kuvvetil metîn ve ya rahmel misâkîn ve ya erhamer râhimîn irhamnâ. Allah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve Adem ve Nuhin ve İbrahim ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyyine vel mürselin salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain. Bunu da okuyunca bütün peygamberler hepimize şefaat edecek. Ya Rabbi, ya Rabbi, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Biz dua edip istemesini bilmiyoruz. Kur'an'da ne kadar, Kur'an-ı Kerim'de ne kadar dua ayetleri var, onların hepsiyle senden bizlere, bütün kullarına istiyoruz. İnsanlar, cinler, kıyamete kadar gelecekler için de istiyoruz. Nasip eyle. Peygamber efendilerimizin duaları, insanların hidayeti için, bütün peygamber efendilerimiz ve bütün peygamber efendimiz ne gibi dualar ettilerse, dua hadislerinin hepsiyle istiyoruz. Nasip eyle. Ne gibi şerlerden sığındılarsa, her türlü şerlerden hepimizin lütfünle muhafaza eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve sellem. Ya Rabbi, ya Rabbi, hastalara şifalar ver, dertlere devalar ver, borçlara edalar ver. Günah hastalıklarında haram yerlerde kalmışlar. Onlara da hidayet ver ya Rabbi. Onlara hidayet eyle. Böyle nasihatları kahvelerde, çeşitli yerlerde eşitip hemen camilere koşmaya nasip-i müyesser eyle. Ya Rabbi, hapishanelere giren kardeşlerimiz, hapishanelerde akrabaları Kur'anlar göndersin. Dine, dünyaya faydalı kitaplar gönderip Yusuf Aleyhisselam medresesi olmasını nasip eyle ya Rabbi. Okuyanlara, okutanlara insaf ver. Anaokullardan en son üniversitelere kadar, en son okullara kadar dine, dünyaya faydalı ilimle okunup okutulmasını nasip-i müyesser eyle. Talebeler, biz faydalı ilimler istiyoruz dedirmek nasip eyle. Okutanlara da faydalı ilimler, dine, dünyaya faydalı ilimler okutmak istiyoruz dedirmekte nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı mazlumların dualarıyla kabul eyle. Çeşitli ülkelerde, çeşitli yerlerde mazlumlar zulümlere uğramışlar. Dualarımızı mücahitlerin cihat saflarında dualarıyla kabul eyle. Dualarımızı evliyaların teheccüd vaktindeki dualarıyla kabul eyle. O saat 2 meselesini söylemiştim de, saat 2, gece 2, 2 rekat namaz, 2 damla gözyaşı. Allah'tan ne istersen verecek. Ey evlenmek isteyenler!
Ey iş arayanlar! Gece saatin ikisinde uyanalım inşallah. Bize de telefon edin sonra. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve sellem. İki rekat namaz, dört de olsa daha iyi. Medine-i Münevvere'de vaaz ederken, iki rekat namaz, dört rekat namaz derken, rahmetli annem de arkada hanımlar tarafında, oğlum yanlış söyleme, o teheccüd namazı 12 rekattır. Dinleyenlerden bilirler bu şeyleri. Ama iki rekat da olsa, dört rekat da ne kadar olursa, bir de sabah namazına cemaate gelince, Allah tarafından dokunulmazlık. Zengin olmak. Zenginlik iyi bir şey. Ya Rabbi, küsürlüler barışmasını nasip eyle. Kardeş kardeşe, anne baba evlat. Barışmalarını nasip miyesser eyle ya Rabbi. Hayırlı günler, hayırlı işler, hayırlı bayramlar. Müslümanın her günü bayram elhamdülillah. Her gün Allah'a itaat ettiği günler hepsi bayram. Hayırlı bayramlar, hayırlı bayramlar, cuma bayramlarımız. Ya Rabbi hacılarımızın dualarını, istiğfarlarını kabul eyle. Hacca gidenler, ümreye gidenler, evinden çıkışından dönünceye kadar Allah'ın misafirleri. Her dua kabul. Oradan döndükten sonra 40 gün daha dikkat ederse dua kabul. İkinci 40 gün, üçüncü 40 gün ömür boyu duaları kabul olacak. Vesselam. Böyle Cenab-ı Hak hepimize hayırlar ver ya Rabbi. Her hayırların fethi, her şerlerin defi için Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve sellem. Elham-ı Şerif, üç kul huvallahu ahad okuduğumuz zaman hatim sevabı oluyor. Hastalara şifa, her isteyenlerin, her hayırlı istediklerimizin olması için. El-Fatiha ma'as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samet. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samet. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samet. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in, İhdina s-sırâtal müstakîm, sırâtal lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn, amin velhamdülillahi Rabbil alemin. İnşallah, Arapçada ilellika buyuruyorlar. İnşallah tekrar görüşmek üzere. Siz beni görüyorsunuz, ben sizi göremiyorum, üzülüyorum. Cennette görüşeceğiz inşallah. Dünyada da Allah görüştürür inşallah. Cennette de görüştürür inşallah. Sana...